Şu an saatler 6:53. Şenliğe gidiyoruz. Geleği Yaylası'na. 10 Eylül, Pazar günü. Buradan mıydı Yayla ya? Buradan mı? Yayla nereden de? Lan Mesut. Tabela koyucuydu. Bura nereye gidiyor? Bura da çıkıyor arada. Abi ya lan. Bu şey Rıza Peres'in yoluna gitmez ya. Rıza Peres'in yoluna gitmez ya. Beni benim başım. Hiç çalışmamış olsun. Biz karşımıza gidiyoruz. Başından Bayır Yaylı'dan Celepler'in başına gidiyor. Buradan gidiyorduk herhalde. Herhalde. Ha, buradan gidiyoruz. Başı. Aslında kabartıcı olduğunda patatesinin kabartısı mı diye. Bak. Alem gibi yaptım. Kabartıcı olduğunda ne yapayım? Maşallah. Patatesini alırsın. Şunu almasaydı. Ne var Aycın? Getir abi. Şöyle
Ya hocam. Öyle de. 30'er santim açalım, 20'şer santim. Bak bak. Kazıkları şu kadar açalım araları. Aynen dayı, açalım onu. Araları. Kazıkları aça aça. Bak Behçet dayı atıya şey etme. Hadi dayı. Ne oldu? Ne oldu? Nereye gitti? At ben de buradan. Çetle oldu. Yüksek arada çalışan ya. Dönem bilen de trafik. Hadi arkada hadi durma durma durma. Dur lan. Bak hiç hafı beraber. Bak sen hadi. Allah Allah. Asıl ekmek ya. Asıl. Asıl abi. Asıl. Asıl. Tamam, çek, çek. Asıl. Hizalı mı? Şu adam der, yamuk der bak. Ya ne hizalı oldu da sen adam için yuvarsın. Ya. Bir. Bir kişi buraya girdi. Aha, koşuyor. Tamam. Abi şu, şu geri kaydı ya. Şuradan alın şuradan. Aysın, bir şey olmaz. Bunu altına. Ya şu takozu koy bir şuraya. Evet, atış poligonumuz hazır. Saatimizi falan aldı buraya yapmak. Şenlik 1'de başlayacak. Saat kaç bakalım? Saat 9.50. Yaklaşık 3 saat var. Allahu ekber, Allahu ekber.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la artık geleneksel olsun. İnşallah Rabbim kazasız belasız yapmayı nasip eder. Ve seneye de aynı oyunu yapmamız devam eder. Yavaşın önümün üç tarafına geçelim de. Çünkü yarışma tarafı bura. Hem fotoğraflarda güzel çıkalım. Bize çok yoruldu. Şimdi nasıl böyle boş. Elma yeme yarışmasıyla başlayacağız inşallah. Gelsen sen bir tane. Ondan sonra haral yarışması var. Biz bunu biraz daha çuval yarışı değil de haral yarışı. Bir harala iki kişinin girip yarışacağı yarışma. Ondan sonra tahta oyunumuz var bu sene yeni. Biz de daha yeni ilk defa deneyeceğiz tahta oyununu. Ama eğlenceli olacak gibi görünüyor. Tabur oyunu var. Yine bu sene listemize aldığımız yeni bir oyun. Kayışlı oynanan, biraz sert ama eğlenceli bir oyun. Denemesi kışın yapıldı. Denendi, güzel bir oyun yani. Diğer yarışmamız halat çekme yarışması. Ha, bunun hediyelerini okuyalım. Elma yeme yarışmasının birincisine bir kutu kurşun, avcının hediyesi kurşun olur. Ya silah olur, ya yelek olur, ya kurşun olur. Oyunun kalitesine göre silah vereceğiz, yelek vereceğiz. Devam edecek olursak, haral yarışmasında iki kişi yarışacağı için, iki kişi birinci olacağı için iki kutu kurşun. Hiç alkış malkış yok, beğenmiyorlar. Devam edecek olursak, tahta oyununda iki ekip olacak, dörder dörder. Dört tane birinci olacak ve bunlara da ayrı ayrı birer tane kurşun. Yani bir kutu kurşun. Tek değil. Devam edecek olursak halat çekme yarışması bu eğlenmek için. Çünkü sayı çok. Herkese verdiğimiz zaman batarız. İstihaz ederiz. Seneye şenlik yapamayız. Yedincisi en paralı oyunlardan birisi. Yoğurtta altın bulma. Yoğurda tepsiye dökeceğiz. Altın ağzıyla bulan nasip olacak ona. İnşallah. Sekizincisi yine yeni bir oyun. Palavra yarışması. Ciğerine güvenen, diline güvenen inşallah çıkacak, saydıracak. En son ağırlık açık arttırmasından sonra şimdi oturan arkadaşlarımız göremiyor. Şöyle az bir açarsak hem oyun alanı daha iyi olur. Size zahmet, size zahmet. Şöyle az bir açalım. Oturabilirsin. Çömelim abi. Ağırlık açık arttırmamız var. Yani bu sisi yaptık. Zaten o zaman satılması için 2-3 dakika öleceğim bir hediye. Güzel bir hediye. Sürpriz olsun. O zaman çıkaralım kınından. Geçen sene Yâr-ı Güzin Zülfikar vermiştik. Denizli yatağından el yapımı. Bu sene de yine el emeği, fabrikasyon değil, el yapımı bir hediyemiz var. İnşallah onu da sizlere göstereceğiz. 10. olarak atış yarışması hepinizin beklediği. Atış yarışmasındaki birinciliklerde birinciye tüfek vereceğiz, ikinciye yelek vereceğiz, üçüncüye fişek vereceğiz. İnşallah kazasız belasız bu etkinliğimizi bitirmeyi Rabbim nasip eder. Şimdi elma yeme yarışmasında şu yüksek.
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane gönüllü lazım. İşin kürsü, dişin alana doğru gideceğiz çünkü alan için geniş bir alan lazım. Hadi hep beraber gidelim. Çuvalları topla.
gelmeyin kesinlikle. Yol açık kalsın. Genci abi. Buradayım. Buradayım. Hazırız. Sağdan başlayacağız. Islığı duyunca. Başla. Sağ oyunun birincileri. Yaz Yusuf. Tamam mı gruplar? Gruplar tamam mı? 4'e 4 mü? 4'e 4. Devam. Başla. 1, 2, 3. Hazır. Hadi. Hadi. Bu arada da maşallah yani geçen sene benliğimiz vuruldu ama gerçekten güzel etkinliklere imza attık. Hani bizim de zaten kenara... Bak da çekelim şimdi. Avcı'nın, Avcı'nın sadece insanların gözünde katliam yapan bir insan olarak değildi. Hani toplumda ilişkisi olan Türk nesli olsun. Dönmesin daha, çektin
etmez kalkmaz bir Allah. Rabbim öyle felaket vermesin. Bu hareketler de bizim hem savaş yeteneğimizi, hem silah kullanma, hem birlikteliğimizi arttırabiliriz. Dinlendiysek eğer, şimdi bakın dinleyin. Bu oyun, sıradaki oyun. Sen sağ. Hareket etmeyecek. Buran hareket etmeyecek. Hareket etmeyecek. Olmaz ki ama. Ya en fazla şu ama göğüs. Replik. Bak şu göğsü geçebilir en fazla. Ama göğüs. Replik yani böyle kaldı. İşte refleksi deniyoruz. Ne olmuş ama. Ulan dur diye şey yapacağım. Tamam. Vurma diye. Tamam. Vurma. Tamam vuran şu. Hocam başlatıyor. Vurunca. Başlat. Vurunca çünkü. Evet. 2. 3. Başla. Başladı. Tabur vur. Tabur vur. Tabur dur. Dur de. Geçenler hadi. Kimler vurdu be? Tamam vurdu de. Tamam.
biraz geri gelelim. Doğru. Bizim karşılarımızı alıp kurtulmamız. Kurtulmamız da. Arkadaşlar asılmayın, asılmayın. Şeritler nerede, şeritler? Ellerini tuttuğun yerine bağlayın. Ama kayma, kayma. Burası oraya geçince, tamam mı? Ben üstünüze gelir, biraz geri gelirseniz iyi olur. Üstüyemez, yüz. Yüz oldu şimdi. Yüz oldu şimdi. Şu şuraya hacı abi az bir çekil ver. Hadi gel az gelsin. Sakatlanmamız. Hadi. Hadi abi. Baba hadi az gelsin. Hacı abi az gelsin. Abi şu öndeki iki tutma. Vay vay güreşçi gibi Özgün abi ama Özgün abi. Toprağa var. Hobiye çekti. Hobiye. Hobiye çekti. Başım. Öndeki ipi çekmesin derim. Ha? Fatih onu tutma. Onu tutma geri gelmesin. Tamam mı Hasan? Bir. Abi. Evet. İki. Nasıl evet. Çalacağım? Allah Allah illallah. Dengeli olmuş ya. Gel çek lan. Ben de çekeyim. Aç aç. Haydi Allah. Asıl 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 asıl. Veya dengeli olmuş. Sorma sorma. Sorma. Emre'nin ayrıca kalsanı vurur. Gençler oyuncaklar gelsin gelsin. Oyuncaklar gelsin. Geçen sene veremediydik. Bu sene biraz daha... şimdi ne var şimdi? Şimdi eğer ki bu sene... Ki, bir dahaki
çekeceğimiz, seçeceğimiz A bu yok yarışmasına sonra. Daha Cömer çıkarsa seneye bilezik koyarız belki. Belli olmaz yani. Yürürüz yani. Şimdi para mı? Şimdi para var. Parayı temsili koyuyoruz ama altın hazır. Başkan. Başkan yapma. Hazır dur. Hazır dur. Hadi hadi. İsteyen yok. Önce etrafı bir yapalım. Şimdi etrafı açalım da videolar gelsin. Az bir yere. Kullanılmaz ha. Açın az bir yere. Oyun arkadaşlar. Bu oyun para bulunana kadar. Yoğurt para bulunmazsa yoğurt bitene kadar. Sonra Himalaya kadar gidermiş. Arkadaşlar yok. Para bulunmazsa para bulunmazsa tamam mı? Yine başlar. Bu zaman biter yani. Şimdi arkadaşlar bizim nerede abimiz? Bırak zaten abi. Hazır mıyız? Hazırım. Ama bunu gözle bağlamayın. 3, 2, başlar. Ey yavrum. Altın almadan gelme baba. Altın almadan gelme. Şimdi palavra yarışması var. Ağızdan iki tane sevdi. Kesin kazanacak ha. Şimdi arkadaşlar bunu izlerden dolayalım. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Başladı. Islık yarışıyor. Islık! Başla. Önce hepinizi selamlıyorum. Bu av sezonumuzda hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belası bir av bütün avcı arkadaşlarımı diliyorum. Sıra geliyor bizim... Sıkmaya. Sıkmaya. Galip. Bilindiği gibi benim soyadım tüfek yapar. Geçenlerde atölyede oturdum kendi kendime düşündüm. 113 santim tüfek yaptım. Sanmış 113 santim. Abi buna... Yarım kilo bir barut aldım. Bir kilo da bir saçma koydum. Şey, doldurdum abi tüfeğimi. Ateşledim oradan. Top mu atıyorsun abi? Abi. Gari yok. Ocakladım gitti. Takırdadı gitti. Birkaç gün sonra haber geldi abi. Dinliyorsun. Üsküdar vapurunun baytasından bir girmiş bizim saçmalar. Vapur baktı dediler abi ya. Ne yaptın dediler. Yani onun için... Öyleyelim. Dikkat dağıtıyorum. Bravo. Böyle. Dikkat dağıtıyorum. Tamam. Tamam. Dikkat dağıtıyorum. Devam ediyoruz.
Devam edin. Devam edelim bakalım. Buradan baş edemem. Yok ben o anlamda. Arkadaşlar şimdiden kulaklarınıza vermiş olduğum zarardan dolayı. Şimdi arkadaş söylüyor benim soyadım Çörek Yapan, ben onun soyadını beğenmedim. Yani kendisi hatırlamaz. Dedesinin dedesi geldi, benim güzel bir soyadım olsun. Dedim ki sana tüfek yapan soyadını vereyim. Senden sonrakiler avcı olsun. Karşımda oturuyor mesela. Diyorum ya. Hatırlamaz kendisi. Ben hatırlatayım. Bu arada beni de tanımış olsun. Soyma. Teşekkür ederim abi. Senin karşında ben başka bir şey söyleyemem. Şimdi Gendi abi çok iz yazdı diyenler, iz salladı diyenler. Yani düzgün onu alkış. Celal abi. Celal abi birinci oldu arkadaşlar. Hediyemizi de inşallah şeyden sonra teslim edeceğiz. Şimdi herkes burada mı? Niye kaçtı abi? Abi başa demedim. Oo. Şimdi hediyemizi buraya getirelim. Ben abi koskoca vapur var. Ağlık'taki arkadaşlar. Ağlık'taki el yapımı. O nadide mi nadide? Güzel mi güzel? Olan ağlık hediyemizi buraya alalım. Başkan hoş hoş la. Hoş. Başkan arazi ya bu. Çok hediye verdim başkan kaçtı. Kaçtı. Şimdi alma zamanı. Damla ile la dağıttığımızı kürekle alacağız inşallah. İnşallah. Seyit Seyit. Şimdi avcılara yönelik bir şey bu. Yani daha çok maddiyattan çok hastalığa bakarmış. Yani bir insanın sevdasına bakar, bir güzelliğine bakar. Ki görünce hani aşık olacağınız bir obje diyebiliriz. O kadar güzel yani. Birinci oldu. Şu telefon kimin? Şu telefon. Benim de. Benim de. Saniye durayım galiba. Saniye durayım. Emir abi. Emir abi. Cüneyt. Başkanım. Sen anlam seçecek. Şimdi bu gerçek. Bizim her zaman ismi anıldığında göğsümüzün duvardığı bir devlet var. Misafirliğine gittiğinde, Şeyh Edebali, gittiğinde şimdi biz nereden geldik, nereye gidiyoruz onu ona vuralım, ondan sonra Allah'a geçelim. Niye Osmanlı oldu? Niye? Devam edecek olursak, misafirliğe gittiğinde Osman Gazi, Allah onlardan razı olsun, odada durarken yatağı yer döşeği serilmiş, yer döşeği serildiğinde yatacak yorgun. Eskiden atla gidiliyor. Nasıl diyor? Ben dün Ankara'ya sabah gittim, akşam geldim. Akşama perdim çıktı. Bu sabah nasıl kalktığımı bilemedim ki atalarımız at üzerinde sefer etmişler. Seferden sonra savaş etmişler. Bizim bu topraklarda yaşamımıza vesile olmuşlar. Allah onlardan razı olsun her zaman. Onları andıktan sonra, yadire ettikten sonra Osman Gazi yatacağı zaman bir bakıyor ki kılıç içerisinde Kur'an. Sabah olduğunda Şeyh Edebalı
misafirin kapısını tıklıyor. İçeri giriyor. Profik Osman Gazi diz üstü üzerine oturmuş. 6 saat rivayete göre 30 dakika. Küsur 32. 32. Derken Allah o her gösterdiği saatin ve dakikanın hürmetine Osman Gazi'ye öyle bir miras bırakmış ki her saatine 100 yıl devlet sürme, 6 saatte 600 yıl, dakikalarına da 10 yıl çakmış. Ve biz Kur'an'a saygılı olduğumuz müddetçe yükseliriz. Kur'an'a sırt döndüğümüz müddetçe de alçalır, eziliriz. Bizim ünlü tarihçimiz vardı. Derdi ki Osmanlı günahsız doğdu. Günahsız doğdu. Osman Gazi de günahsız doğdu. Günahsız gençliğini yaşadı. Lakin 1700'lerde batıya özenerek, özünden dönerek, bazı gençler hepsi demeyelim de, döndüğünde Allah onların günahını Çanakkale ile günahsız doğan bir devlet, günahsız bir şekilde gitti. O yüzden bizim Osmanlı'yı unutmamamız için, çocuklarınıza her zaman tembih edeceğimiz için bu sene dedik ki Osmanlı okuyalım. Ama öyle ok olmasın. Atıldığı zaman zırhı delsin ki bu okla 3,5 milimlik Bizans zırhları deliniyordu. Delinsin, avda kullanmak istediği zamanda, özel atış kullanmak istediği zamanda kullansın. Bu el yapımı lamina. Sırf ağaçtan 3 kat işlenerek Tekirdağ Muratlı'da Keskin, Tuncay Keskin tarafından yapılan bir ok. Piyasa değeri okun yayın okların çıkarılmış. Gerçek oktur, gerçek yaydır ve öldürücü etkisi de vardır. İşleme, ağaca işleme şeyi de vardır. Bir tane de iz sesli oku. Yani de şuna da açalım. Kusura bakma Cila abi, benden büyüksün. Rica ediyorum da. Bu ok üzerine yazılmış 2017-2018 İyidir Avcılar Ağası olarak yazılmış bir ok. Bu avda böyle kullanılmıyor. Savaşta böyle kullanılmıyor. Ters tutuluyor. Şimdi ben de tam acemi olduğum için şöyle tutuluyor. Ters bir şekilde şu ip çıkarılıyor, geriliyor, tamamen hilal karşısına alıyor. Yani hızlı atma işi şu an değil. Terse bükülü zaman. Niye bu şekilde tutuluyor bu ok? Çünkü hiçbir ok kullanıcısı, hafif araştırdım sizin karşınıza mahcup olmayayım diye. Tamam mı? Aslında bildiğimden de değil. Araştırdım, öyle diyor tarihçiler. Gergin durarsa ok olma özelliğini kaybedermiş. Atış yaptın. Ger, kullandın. Kınına koy, as. Veya evinde misafirine koy, as. Bu şekilde bunun piyasa değeri, Tuncay Keskin'de arayabilirsiniz. Pesuk'tan Keskin yayları diye gider. Keskin Osmanlı yayları diye geçer. Toplam 1.300.000.000. Lakin bize, yöremizde tanınsın, edilsin, bilinsin diye toplam maliyet 750 TL'ye geldi pardonla beraber. Allah yani halk yoldaysa Allah razı olsun. Değilse hediyesi için teşekkürler. Bunu biz satacağız. Gönüllü ağamıza vereceğiz. Taban fiyattan başlayacağız. Taban fiyata kadar çıkacağız. Bakalım kaç kadar gidiyor. Gönüllü almak isteyen, kullanmak isteyen, ben hobi olarak çocuğuma Osmanlı sevdasını öğretir. Böyle bir sporcuya yöneltir. Çocuğum kahvelerde alışmasın, internet kafe alışmasın. Okun yedeklerini. Yeni bir 10 tane ok. Ha, bundan sonrasını yaptıracağım. Tanesi 10 TL. Ha, yapılıyor. İstanbul'da yapılıyor yani. Firmalar var. Bu yapılıyor. Hakiki oktur. Şimdi buradan kazandığımız gelirle de biz yani o da boşa gidecek. Buradaki toplamın bedelini ödemeye çalışacağız. Şimdi varsa bu oka gönüllü 750 TL'den başlayan bir fiyat vermeye başlayabilir. Hatırıma başlamayacak. 850 hocam. 850 Hüseyin abimden miydi? Eczacı. Eczacı. Canlar Eczanesi. İyi bir Canlar Eczanesi Can Bey'den. 850. 950 Hasan abiden. 1050. Ne elektrik? Sistem elektrik. 950. 1050. 1050 Can Bey'den Canlar Eczanesi. Arada bak reklam da yapıyorum ha. Reklam fiyatı istemiyorum. Can İyidir Eczanesi'nden Can Bey. Var mı başka gönüllü? Bakın bu ok kaçmaz. Kendiniz yaptırmaya kalksanız. Hani yarın bir gün 1.300 vereceksiniz. Kesin. Lamine 3 kat. 1050. 1050 var mı o vakit? Var mı hastası?
Bekliyorum belki çıkar. Binyus Hasan abiden. Binyus inatlaştı. Can Bey sistem elektrik geçecek herhalde. Var mı arttıran Binyus? Var mı arttıran Binyus? Vardır daha ağlarımız vardır içimizde. Bakın güzelliğine bakın ya. Al beni al beni diyor yani. Al beni al beni diyor. Size ciddi olarak söylüyorum, samimi olarak söylüyorum. Yaptırmak isteseniz 100'e yaptıracaksınız. Daha o fiyata gelmedik yani. 100. 100 demiştik. Sistem elektrik. Var mı arttıran? 1150. Can Bey. Can Bey 1150 demiş. Şu güzelliğe bakın. Verniği itinayla atılmıştır. Boyası itinayla yapılmıştır. Oklar desen zaten bir harika. Yani alabilirsiniz elinize. Okları bir alabilirsiniz. Gerçektir o iş ses yapar. Şöyle de atabilirsiniz. Bakın. İki farklı oktur. Bir zırhlemcidir. Bir avıçlidir. Gerçek oktur. Şimdi ben kullanırım da kullanmışım diye sıfır olmaz yani. Yani neyse telefonun bataryasının altından ikinci el olur. O yüzden size var mı arttıran? En son 1150'de mi kaldık? 1150'den kapatıyorum. Kapatıyorum. Tabii bakın. Şunu verelim elden alalım. Hemen iki çeşitinde gönderelim. Bakarsan 1,5 diyeceksin İbrahim'a. Kontrol alalım. Yakın savunmada etkidir kontrol. Bize alan bir şey mi? Alan öldürü dedi ama bunu çekmesi de tabii ki belli bir hani kuvvet ister yani. 1150. 1150. İyi bir eczanesi. Can Bey'den 1150. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Satıyorum. Ne yapayım? Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tamam. Can Bey'e hayırlı olsun, hayırlı olsun. Gelmeyince bu basitinden dolayı da iyi bir eczanesi Can Bey'e teşekkürlerimi sunuyoruz. Hasan abimiz sistem elektrik, Hasan abiye de niyetlendiği için, açığa fırına girdiği için teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi arkadaşlar, atış yapılacak. Atışta, bakın bütün oyunlarda tatlı dinledik. Atışta sert dil olur. Bunu da kimse kusura bakmasın. Niye? Bir kişinin canı yansa biz de... Hocam sen de şey gidiyorsun. Tamam. Atış yarışması birincisi komutanım. En son silah verdik diye neyse. Ayhan Özbay. Ayhan Özbay. Hediyeye doydun bunu ya. Hem altın hem tüfek. Bir de kurşun aldın. Yelek nerede? Dönüş abi. Dönüş yaklaş. Dönüş abi ne de alkış. Yani kolay değil. Thank you.
ekibi hazırım. Gerçekten bu güzel aktivitenin ileriki senelerde devam etmesi dilek ve temennilerimizde. Cemal abi ayrı olsun. Tahta oyunu duradık. Atmak isteyen, sonradan eğlenmek isteyen atabilir.